Evet. Değerli halkımız, ben şu anda Adıyaman'dayız. Adıyaman'da Kayalık mahallesindeyiz. Şu anda yine bir enkazın başındayız. Maalesef şimdiye kadar da resmi yetkilerden gelen yok. Gelen yok. Halk kendisi şu anda kendi imkanlarıyla şu anda burada bir arama kurtarma işlemi yapıyor. Arda var, Rüzge var, Ayaz var, İlhan var, Mustafa var, Najla var. İşte Adıyaman'da 6 kişinin altına girdi. Sen bize bir katıl yardım gelsen ben uykuyum. O yardımı ne yapacağım? Ben çocukları tutuyorum, kuzularım gittikten sonra o yardımı ne yapacağım? Asansın. Ben gittim varlıkta bağırdım. Kaldırdılar beni. Teyze sen git, ben geldim. Dün 24 saat ettim sen geldim. Abi sen git, biz geliyoruz diyorlar. Biz de önemli yok. Abi biz mahvolduk ha. 4 tane kuzum gitti. Çok güzellerdi. Allah bir tanecem, ben kendimi öldüreceğim ya. Ben kendimi öldüreceğim. Ha ya çok küçük sen bu kadar 2 yaşında. İki. Ne konuşacağım, ne konuşacağım. Bana yardım gelmedi, ne konuşacağım. Ne konuşacağım. Konuşacak bir şey kaldı mı? Torunlarım gitmedi mi? Arda gitmedi mi? Özge gitmedi mi? İki gitmedi mi? Yusuf amca gitmedi mi? Onlar çok sıkıntı falan. Bir ailede 6 kişi gitti. Mustafa 40 yaşında gitmedi mi? Naci 37 yaşında gitmedi mi? Dört tane kuzusu gitmedi mi? Bak kaldım. 24 tane diğerleri kuzu bize bakmadı. Her yere başvurduk. Yok. Yok ki teyze biz geliyoruz. Daha ne de kim geldi? Belki iki tanesi kurtulurdu. Belki iki tanesi kurtulurdu. Ne var yani? Biz o kadar mı sanırım? Biz o kadar mı kâğıt? Biz o kadar mı kimseye yardım etmiyoruz? Belki iki tanesi kurtulurdu. Ne var yani? Değerli yurttaşlar, biliyorsunuz yaklaşık 10 yıldır işte ağır şiddette bir deprem meydana geldi. Şu anda biz Adıyaman'dayız. Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi'nde. Adıyaman'da enkaz çok fazla maalesef ve enkazın altında henüz yaşamakta olan insanlar var. Enkazın altında yaşamını yitirmiş olanlar var. Şimdi basın, çeşitli yetkililer falan çağrı yapıyorlar. Burada en çok ihtiyaç olan şey birincisi enkaz kaldırmak, ikincisi yiyecek, üçüncüsü su. Özellikle bu konuda yardıma ihtiyaç var. Tekrar söylüyorum. Enkaz kaldırma, yiyecek, içecek yani su. En çok ihtiyaç olan şey bu. Bakınız dün sabah saat 8'den beri buradayım ben. Deprem olduktan yaklaşık 3 saat sonra buradayım. O saatten bu yana hiçbir enkazda ne AFAD, ne bir devlet yetkilisi, ne belediye, ne askeriye, ne jandarma, ne polis. Hiçbir şey yok. Hiçbir devlet yardımı yok. Yiyecek yok, içecek yok. Hava soğuk, yağışlı. Gece boyunca artçı depremler oldu. İnsanlar dışarıda kalmak zorunda kaldı. Tekrar buradan çağrı yapıyoruz. Yurttaş desteğine, insani dayanışmaya ihtiyacımız var. Havar imdat, Adıyaman'dan söylüyoruz. Bir, enkaz kaldırma. İki, yiyecek. Üç, içecek su. Ha bunun dışında çocuk pedi, kadın arkadaşların ihtiyaçları elbette var. Ama acil ihtiyaç, önce enkaz kaldırma, yiyecek, içecek. Üç acil ihtiyaç. Ve buradan hükümetin tavrını, tutumunu teşhir etmek lazım. Yurttaşlara bir yardım yok, enkaz kaldırma yok. Enkazın altında kalan insanlarımızı kurtarma yok. Şu anda önünde bulunduğumuz enkazın altında kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Sesler alıyoruz ve insanlar kendi yardımıyla kurtarmaya çalışıyor. Hepinize geçmiş olsun, saygılar. Diyarbakır Bağlar'dayız. Burada çok sayıda enkaz var ve enkazlarda hummalı bir çalışma var. Ve bu çalışmalarda halkın gönüllü katılımı var. Herkes akrabası olsun olmasın kurtarma çalışmalarına katılıyor. Sabah bu enkazdan bir sağ kişi çıkarıldı. Hala zaman zaman çalışmalar durdurulup ses var mı diye bakılıyor ve bir ses geldiği noktaya doğru çalışmalar yoğunlaştırılıyor. Aileler diğer tarafta endişeli bekleyişlerini sürdürüyorlar.